Gavur Mümin lakaplı Albay Mustafa Mümin Aksoy, 1892 yılında İzmir'de doğdu. 1911 yılında Beylerbeyi Yedek Subay Okulu'ndan teğmen rütbesiyle mezun oldu. Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'na katıldı ve gösterdiği kahramanlıklarla yüzbaşı rütbesine yükseldi. İzmir'in işgalinden hemen önce İzmir Alay Komutanlığı görevine getirildi. İşte tam burada Albay Mustafa Mümin Aksoy'un kaderi değişmeye başladı. İzmir'in işgali ile birlikte Türk istihbaratı, şehirdeki askeri ve sivillerden oluşan güçlü bir yeraltı teşkilatı kurdu. Yüzbaşı Mümin de bu teşkilatın en önemli kişilerinden birisi oldu. Çok iyi Rumca konuştuğu için Yunanlıların arasına rahatlıkla sızabiliyordu, sözde Yunanlılara yardım ediyormuş gibi görünüp Yunanlılardan aldığı önemli bilgileri Anadolu'ya iletiyordu. Ancak halkın bu durumdan haberi yoktu. Bu yüzden çoğu İzmirli Türk ona, Gavur Mümin, diyordu, ancak Yüzbaşı Mümin, bunlara rağmen vatanı için hizmet etmeye devam ediyordu. Uzun süre Yunanlıların arasında kaldı, ardından deşifre oldu ve tutuklanıp Atina'ya gönderildi. Savaştan sonra Türk-Yunan esir değişiminde bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından General Trikopis karşılığında takas edildi ve yurda geri döndü. Mümin Bey, yurda döndükten sonra çeşitli zorluklarla karşılaştı. Çok sevdiği askerlik mesleğine dönmek için yaptığı başvurular uzun süre reddedildi, ancak daha sonra kabul edildi ve albaylığa kadar yükseldi. Van Mıntıka Komutanlığını yaptı. Albay rütbesi ile Hakkari'ye giderken Zatüre'ye yakalandı ve 24 Ocak 1948'de hayatını kaybetti. Kurtuluşu için ölesiye öldüresiye dövüştüğü İzmir'de kavga dolu hayatı son buldu. Albay Mümin'in ölüm ilanı 25 Ocak 1948 tarihinde İzmir'de yayınlanan Demokrat isimli yerel gazetede yer aldı. İlanı, eski bir dost imzasıyla arkadaşı yazmıştı. İlan veren arkadaşı, ona ait şu cümlelere yer verdi. Tarih büyük ve kalabalık bir yer. Şayet her vazifesini yapan oraya girmeye kalkışırsa burada olduğu gibi orada da birbirimize düşeriz, ben sadece vazifemi yaptım.